Bir Merkez Bankası Para Politikaları Kurul Toplantısının yine öncesindeyiz. Piyasalar merakla yarın açıklanacak kararı bekliyorlar. Bana göre son günlerde yaşadığımız dövizdeki yukarı yönlü hareket yarın Merkez Bankası'nın faiz indirimini fiyatladı. Hatırlarsak Merkez Bankamız zaten artık çekirdek enflasyona odaklanacağını söyleyip faizleri aşağı yönlü taşıyacağının mesajını vermişti ve geçen toplantıda en fazla yarım puan indirim beklenirken 1 puanlık bir açıklama yaparak piyasaları da şaşırtmıştı. Pek çok otorite yine en az yarım puanlık bir aşağı yönlü hareket bekliyor. Ben de onlardan birisiyim. Ancak Merkez Bankamız yarın ne karar alırsa alsın, yani ülkemizin ve hatta dünyanın enflasyonist baskıdan kolay yukarı çıkamayacağı yakın dönemde istikrar ve güven ortamında ve şeffaflıkta öngörülebilirlikte ciddi bir artış olmazsa, faizler aşağıya gelse bile doların ateşinin düşmeyeceğini öngören ve tahmin eden çok sayıda ekonomist de var. Yarın bekleyip göreceğiz. Eğer pas geçerse dövizdeki yukarı yönlü hareketin ateşi biraz düşebilir. Şöyle de bir gerçek var, ülkemizin en iyi karne notlarından bir tanesi ihracat. İhracat olmazsa olmazlarımızdan biri. Yeterli turizm geliri elde edemediğimiz bir dönemde ihracatla ciddi yaralar sarıyoruz. Rekabetçi kur ihracat açısından çok önemli. Şu an gelinen kur seviyesinin ihracata büyük destek verdiğini de hepimiz açıkça görüyoruz. Belki de hükümetimiz öncelikleri arasında cari açığı kapamaya aldı ve yıl sonuna kadar baz çekirdek enflasyonunun 16,5'a kadar da faizleri indirecek gibi görünüyor.